Bana bir şey söylemedi mi Zümrüt? Yok sultanım. Biraz ısrar ettim ama ağzından laf alamadım. Halila sultanım. Sultanım bağışlayın. Kimseye itimadım yok. Kimsin sen? Adım Halil sultanım. Manisa'dan geliyorum. Şehzade Mustafa'nın has ahırında seyis olarak vazifeliyim. Rüstem Paşa hususi olarak yollamışlardı beni. Ne oldu anlat. Bunlar ağır ithamlar Halila. Emin misin? Eğer bir hatan varsa evvela senin kelengide. Maalesef doğru sultan. Sen çekilebilirsin. Ne yapacağız şimdi sultan? Sümela. Bu ayı tanıyor musun? Ona ne kadar itibar edebiliriz? Sultanım evvelinde hiç görmedim ama... Rüstem Paşa Halil Ağa diye birinden bahsetmişti vaktiyle. Şehzade Mustafa'nın has ahırına gönderdiğini söylemişti. Haber taşımaz hiç. Bana derhal Mustafa Paşa'yı çağır. Hemen! Emredersiniz. Sultanım. Beni emretmişsiniz. Mustafa Paşa. Mühim bir havadis kulağımıza çalındı. Şehzade Mustafa hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip bir ordu toplamış. Ve payitahta doğru yürüyüşe geçmiş. Belli ki haber almışlar sultanım. Ne haberinden bahsediyorsun sen? Birkaç gün evvel bir havadis aldık. Lakin teyit ettirmeden size malumat vermek istemedim. Ne oluyor paşa derhal söyle. Sultanım. Yüce hünkârımıza Benefşe civarında pusu kurulmuş. Ağır yaralandıkları söyleniyor. İlaveten şehzadelerimizin de akıbeti belli değil. Validem, hayırdır, iyi misiniz? Şşt. Mihrim, Bayezid, gel. Gelin, oturun şöyle. Bundan böyle... burada yanımda kalacaksınız. Ne demek bu? Teyit edilmemiş bir haber aldım. Dediklerine göre hünkârım sefer yolunda saldırıya uğramış. Babam. Mirim, telaş etme. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece yaralandı, söylendi. Derhal tetkik edilmesini istedim. Hakikat neyse ortaya çıkacak. Mehmet abim, Selim, onlar nasılmış? Bilmiyorum aslanım. Dua edelim ki sağ salim dönsünler. O vakte kadar güçlü olmalıyız. Ve her şeyi... hazırlıklı olmalıyız. Anlıyorsunuz beni. Değil mi? Validem, emin misiniz? Mustafa abi.
abim böyle bir şey yapmaz. Mehri, neden yapmasın? Vaziyeti fırsat bilmiş demek ki. Askeri toplamış, üzerimize geliyor. Tahtı ele geçirmek niyetinde. Sonra? Sonra ne? Hayır, müsaade etmem. Kimse kardeşlerimi kıyamaz, kıydırtmam. Mihrimah, sakin ol. Beni dinle. Zor günler bizi bekliyor, çok zor. Güçlü olmalısın. Her daim kardeşlerinin yanında olacaksın. Gözünü onlardan ayırmayacaksın. Zira senden başka kimseye güvenemem. Sen de benden başkasının sözüne itibar etmeyeceksin. Anladın mı beni? Hala beni korkutuyorsunuz. Mihrimah, sen bir sultansın. Ve baban bir cihan padişah. Sen değil onlar korksun. Validem, babam dönecek. Kardeşlerim dönecek. O gün gelene kadar ben sizi korurum. Hiç kimse zarar veremez size. Şehzade. Aslanım benim. Abimle konuşayım. Beni dinler. Zaten Mahidevran Sultan, Hatice Sultan girmiştir aklına yoksa. Hayır Mihrimah. Ok yaylan çıktı zaten. Senin tek vazifen burada kardeşlerinin yanında olmak. Nihayet. Sultanım. Afife Hatun. Sümbül Ağa vaziyeti anlattın mı? Hayır. Fakat tahmin edebiliyorum. Şehzade Mustafa Hazretleri'nin payitahta yürüdüğünden malumatım oldu sultanım. Zaten bu yüzden geldim. Sen nereden biliyorsun? Siz saraydan ayrıldıktan sonra Şah Sultanımıza bir haber geldi. Hatice Sultanımız yazmış. Sizi telaşlandırmamak için susmamı istediler fakat bilmenizi icap ediyordu. Demek öyle. Şah Sultan beni düşündüğünden değil, Hatice ile Mustafa'yı korumak istiyor. Hem ne malum birlik olmadıkları. Şah Sultanım, olmaz, olamaz. Sultanım, içiniz rahat olsun. Ben yanınızdayım. Hünkârımız dönünceye kadar emniyet içinde olmanızı sağlarım. Afife Hatun. Hünkârımızdan haberin yok mu? Sefer yolunda buzu kurulmuş. Yaralı olduğu söyleniyor. Şehzadelerim nerede? Nasıl? Hiç bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım sen koru bizi yarabbim. Neler duyuyorum böyle. Zaten bu yüzden Şehzade Mustafa yola çıkmış. Bizlerden başka hiç kimse bilmeyecek bunu. Ne ağalar, ne cariyeler. Kimse. Sümbül Ağa. Buyurun sultanım.
hünkârımıza ulaştırmak üzere bir mektup yazacağım. En hızlı, en güvenli ulağı bu. Emriniz başım üstüne sultanım. Mühim olduğunu söylemişsin. Mesele ne diyeceğim ama... Zannediyorum ne olduğu belli. Daha evvel öğrendim sultanım. Zaten bu yüzden sarayınızdan ayrılmıştım. Neler oluyor? Güfem Hatun sana olanı söyleyeyim. Şehzade Mustafa tahtı ele geçirmek için geliyor. Hayır. Bu mümkün değil. Olamaz. Şehzademiz isyan etmez. Güfem Hatun hünkârımıza pusu kurulmuş. Yaralı olduğunu öğrenince bu fırsatı kaçırmamış. Sen ne diyorsun Hürrem? Hünkârımız yaralanmış mı? Mustafa Paşa teyit etmeye çalışıyor. Fakat ben sağ salim döneceğine eminim. Allah'ım sen koru hünkârımızı, bize bağışla yarabbim. Amin. Derhal Mustafa Paşa'ya haber yollayayım. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Hürrem. Şu an neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ama için rahat olsun. Bu meseleyle bizzat ben alakadar olacağım. Sizi tutacak değilim sultanım. İnşallah bu ihanete dur dersiniz. Lüzum yok. Hünkârımızın ve evlatlarımın akıbeti belli değil. Şehzade Mustafa orduyla üzerimize geliyor. Ve siz telaş etmeyin diyorsunuz. Hürrem. Mustafa hakkında söylenenler doğru olsa bile... o sana ve şehzadelerime asla zarar vermez. Sultanım siz teamülleri benden iyi bilirsiniz. Şayet hünkârımıza bir şey olursa... Şehzade Mustafa ilk iş... evlatlarımın katlini emredecek. Sen sakin ol. Ve benden haber bekle. Uyku yok artık. Gece gündüz şehzadelerimin başında bekleyeceksin. Şu vaziyette kimseye güvenemem. Merak buyurmayın sultanım. Gözüm gibi bakacağım şehzadelerimize. Sümüla ne yaptı? Mektubu yolladı mı? Çıkalı epey oldu sultanım. Yollamıştır. Onları kendi koruyacakmış. Eminim öyle yapacaktır. Şehzade Mustafa tahta çıkarsa... olacakların önüne kimse geçemez. Evlatlarınızı teslim etmeye mecbur kalırsınız. Tavsiye ne? Evlatlarınızı kendi ellerinizle teslim etmek pek acı olur. Ama başka da bir çareniz yok. Şah Sultan kandan gelen gücünü kullanacaktır. Ama bir yol daha var. Neymiş o? Şehzade Mustafa tahta çıkmak niyetinde. Ama önünde birkaç günlük yol var. O gelene kadar başka biri tahta çıkabilir. Öyle değil mi? Mesela... Şehzade Beyazıt Hazretleri. Oğlumu tahta çıkarmamı istiyorsun? Sultanım iki yolunuz var. Ya Şehzade Mustafa tahta çıkar ki bu vaziyette iki evladınızı boğdurur. Muhtemelen sizi de sürgün eder. Ya da
bütün bu felaketler onların başına gelir. Sultanım. Sultanım. Sabah yolladığımız ulak öldürülmüş. Cesedini has bahçede çalılıkların arasından bulmuşlar zavallının. Sümbül nasıl olur bu? Ben sana gizlice hallet demedim mi? Vallahi benden nasıl oldu anlamadım. Sizden benden başka bilen yok ki. La havle ve la kuvvete illa billah. Sultanım, belli ki Şehzade Mustafa taraftarları çevrenizi sarmış. Attığınız her adımdan haberdar oluyorlar. Eyvallah olsun sultanım. Ne yapacağız şimdi? Siz beni yalnız bırakın, ben biraz düşünmek istiyorum. Emriniz olur sultanım. Benim söylediklerimi de düşünün sultanım. Fazla vaktiniz yok. Bir an evvel karar vermeye mecbursunuz. Nigar, ben bir karar vereceğim. Doğru mu olur, yanlış mı? Bunu bilemem. Ama mutlaka bir karar vereceğim. Yüzlerce beladan kaçtım. Senin merhametine, inayetine sığındım. Merhamet elini evlatlarımdan esirgeme. Onları her türlü beladan, şerden sakla. Koru ya Rabbim. Şah Sultan'ı görmeye gittim. Ben sana kardeşlerin yalnız bırakma demedim. Hem ne işin var senin orada? Niye gittin? Kardeşlerim için gittim validen. Onları koruyacağına söz verdi. Sabah almaya gelecek. Ne olur izin verin. Onun yanında emniyette olacaklar. Sultanım, size hayırlı bir havadisim var. Şükürler olsun. Hünkârımız yaşıyor. Sıhhatleri gayet iyi. Kendilerinin Avlonya'ya varmak üzere olduğu haberini aldım az evvel. Allah'ım sana şükürler olsun. Şehzadelerim, onlar nasıl? Şehzadelerimiz de iyiler sultanım. Bu hayırlı havadisi Şehzade Mustafa'nın da öğrenmesini sağlayacağım. Zannediyorum bu kendilerini durdurmaya yetecektir. Şehzade Mustafa kalkıştığı bu ihanetin bedelini ödeyecek paşa. Derhal vaziyeti hükümetimize bildirin. Evladının tahta yürüdüğünü bilmeli. Emredersiniz sultanım.
Validem, merak ettim. Babamdan bir haber var mı? Yaşıyor Mirim. Baban da kardeşlerinde yaşıyor. Saatleri de yerindeymiş. Kıyafız bitti Mirim. Bize kabir azabını çektirenler düşünsün şimdi. Bu ihanet yanlarına kalmayacak. O halde artık Beyazıt ve Cihangir'in saklanmasına lüzum yok değil mi? Ne olur ne olmaz. Bir iki gün sabredelim. Şehzade Mustafa belki durmayacak, bilmiyoruz.